Tekrar merhaba, analizde karşınızdayız. Bu bölümde Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar, şirketlerden gelişmeler ve hisse performanslarını konuşacağız. Şimdi önce taç ekrana gidelim ve bugün ana endekslerdeki kapanışlara biraz daha yakından bakalım. BIST 100 düne nazaran bugün bir miktar geri çekilme kaydetti. Daha sakin bir gün oldu diyebiliriz. Tabii dün yükselen Ereğli Demir Çelik'in bugün değer kaybetmesi, yine petrokimya tarafında Tüpraş'ın zayıf seyri endeksin bir miktar gerilemesine yol açtı. 2173 puanı gördük gün içinde en düşük ve %0.26 bugün gerileme vardı. Bankacılık endeksine baktığımızda ise bugün yükseliş söz konusuydu. Özellikle de birazdan bakacağız, puan katkısı açısından Garanti BIST 100 endeksinde bugün bir miktar tutan hisse oldu. Garanti'nin yükselişi hem bankacılık endeksini olumlu etkiledi hem de BIST 100 endeksinde düşüşleri sınırladı diyebiliriz. Sanayi endeksine gelecek olursak burada zayıflama vardı ki zaten sanayi hisselerindeki genel zayıf seyir bugün BIST 100'ün de bir miktar düşmesinde etkili oldu diyebiliriz. An itibariyle Viyop 30 kontratına baktığımızda ise akşam seansı yatay geçiyor diyebiliriz. Spot piyasa kapanışıyla benzer seviyelerde şu an 2503 puanda işlemler devam ediyor. Bu arada son günlerde kur korumalı mevduata ilişkin tabii gelişmeler de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında devreye alınmıştı bu yeni finansal araç ve 3 aylık vadede ilk geri dönüşler gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bugün kur korumalı mevduata ilişkin bir açıklama yaptı. İzleyelim. 20 Aralık'ta Başkan Erdoğan tarafından duyurulan kur korumalı TL mevduat hesabının büyüklüğü 591 milyar liraya, müşteri sayısı ise 1 milyonun üzerine çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada TL'ye istikrar kazandırmak ve dolarizasyon eğilimini tersine çevirerek kurun enflasyon üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla Aralık ayında devreye alınan kur korumalı TL mevduat hesabında ilk ödemelerin 3 aylık vade tercihinde ödendiği duyuruldu. KKM'de 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar lirası hazine destekli KKM ve 321 milyar lirası TCMB destekli dövizden altından dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar lira büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin %97'sini gerçek kişiler oluştururken 28.934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir. Açıklamada KKM uygulamasının ekonomiye olumlu yansıdığı ve öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağladığı duyuruldu. KKM'nin hayata geçirilmesiyle yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. Ayrıca KKM uygulaması neticesinde TL mevduatın ortalama vadesinin 2 katına yükselmesi, bankacılık sektörünün kredi mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Açıklamada KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya-Ukrayna krizine ve Fed faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıkların sınırlı kaldığı da vurgulandı. Kur korumalı mevduat döviz hesaplarında çözülmeyi beraberinde getirdi. 17 Mart itibariyle yabancı para mevduatları 21 milyar dolar azaldı, Türk lirası mevduatlarsa 591 milyar lira arttı. Böylece geçen yılın Aralık ayında %70'in üzerini gören mevduat dolarizasyonu KKM uygulamasıyla Mart ayında %60'ın altına geriledi. Bugün BIST 100'de en çok değer kazanan yükselen şirketlere baktığımızda Teknosa ilk sıradaydı. %6.19 bugün değer kazandı. Bunun dışında ise Eczacıbaşı İlaç, Aksa Akrilik, Çaniki Termik ve İzmir Demir Çelik hisse senetlerinin bugün en çok yükselenler arasında olduğunu izledik. En çok düşenlere baktığımızda ise Doğan Holding ilk sırada %9'un üzerinde bugün değer kaybetti. Bunun dışında Borusan Yatırım Pazarlama, Torunlar GYO, Karsan Otomotiv ve Arçelik bugünün BIST 100'de en çok değer kaybeden şirketlerini oluşturdu. Az evvel kur korumalı mevduatla ilgili hazinenin yaptığı açıklamayı izlemiştik. Bu arada kur korumalı mevduatla ilgili de düzenlemeler var son dönemde. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası YOVAM hesabında bir düzenleme değişikliğine gitmişti. Son olarak da kur korumalı mevduatta vade sonunda dövize geçenler için uygulanan binde 2 oranındaki BSMV sıfırlandı. Detaylarına bakalım.
kur korumalı mevduatta yeni düzenleme daha yapıldı. Döviz satışların banka sigorta ve muamele vergisi kaldırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanunu uyarınca Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi için yeni karar alındı. Kur korumalı Türk lirası hesapların vade sonunda hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında uygulanan %2 BSMV oranı sıfırlandı. Bu hafta kur korumalı hesapla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Önceki gece ilk kez 21 Aralık 2021 tarihinde açılmaya başlanan kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikte 20 Aralık 2021 tarihi tebliğden çıkarıldı. Ayrıca yuvam hesaplarında da değişikliğe gidildi. Gurbetçilerin korumalı mevduat açtırmasında kapsam genişledi. Böylece artık sadece Türkler değil, yabancı kişi ve şirketler de sisteme dahil edildi. Bugün BIST yüze puan katkısı açısından hisselere baktığımızda Garanti ilk sırada ki Garanti'nin bugünkü performansı şüphesiz bankacılık endeksini de tabii taşımış oldu. Bugün 1.9 puan katkı verdi BIST yüze Garanti. Bunun dışında Ford Otosan bugün yine değer kazandı. Endekse de olumlu bir puan katkısı verdi. Aksa Akrilik, Hektaş ve Türk Telekom da bugün puan katkısıyla öne çıkan hisselerdi. Bu 5 hisse bugün endeksteki düşüşleri sınırlandırdı. Endeksi aşağı çeken özellikle düşüşleriyle endeksin günü negatif noktalamasında etkili olan hisseler ise Ereğli Demir Çelik, Şişe Cam, Türk Hava Yolları, Doğan Holding ve Sabancı Holding oldu diyebiliriz. Ereğli dün temettü ödemesi sonrası, bölünme sonrası yükselmişti ve endeksi olumlu etkilemişti. Ama bugün tam tersi bir görüntü var. Yaklaşık 2 puanlık bir negatif etkisi oluştu endeks tarafına. İşlem hacmine baktığımızda düne göre düşüş var. 33.3 milyardı dün BIST yüzde toplam işlem hacmi. Bugün 33.1 milyar TL oldu. Son bir aylık ortalama da yaklaşık 30.9 milyar seviyesinde. Aylık ortalamaya çok yakın işlem hacimleri görüyoruz hemen her gün Borsa İstanbul cephesinde. Tabii hacim lideri olan hisselere baktığımızda bugün ilk sırada Garanti var. Garanti bugün değer kazandı, %2'lik yükselişi vardı ve BIST yüze de en çok puan katkısı veren hisse senedi oldu. İşlem hacmi açısından da 3.7 milyarla ilk sırada görüyoruz. Bugün Borsa İstanbul pay piyasasında en yüksek işlem hacmi Garanti hissesinde gerçekleşti. Onu Türk Hava Yolları takip ediyor. Bugün %1.5'a yakın değer kaybetti Türk Hava Yolları ve işlem hacmi yaklaşık 2.1 milyar oldu diyebiliriz. Kardemir ve Ereğli yine tabii hacim liderleri arasında her iki hissede de 1 milyarın üzerinde hacimler vardı. Ama bugün Demir Çelik tarafı özellikle Ereğli hissesi zayıftı. Kardemir'de ise %0.46'lık bir yükseliş gördük. Tabii bugünün yine performansıyla dikkat çeken hisselerinden biri Hektaş oldu. Gübre ve zirai ürünler sektöründen bir hisse senedi ve bugün %3.29 değer kazandı. Aynı zamanda da 1.3 milyarlık işlem hacmiyle dikkat çekti. Hem işlem hacminin yüksek olduğu hem de değer kazancının %3'ü aştığı bir gün yaşandı. Hektaş hisse senedi için sektör performanslarına da değinelim son olarak. Bugün en çok menkul kıymet yatırım ortaklıkları yükseldi. %3.27 değer kazanımı vardı menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksinde. Spor, Orman Kağıt, Kobi Sanayi ve Taş Toprak yani çimento şirketlerinin hisselerini takip ettiğimiz Taş Toprak yine en çok yükselenler arasındaydı. En çok düşen ilk 5'in ilk sırasında turizm var. Turizm hisselerinde bugün sert düşüş vardı. Yine havayolu hisselerindeki düşüş etkisiyle ulaştırma %1.1 değer kaybederken madencilik, holding ve sigorta hisseleri için de bugün iyi bir gün olmadı diyelim ve şimdi Borsa İstanbul'daki temettü ödemelerine ilişkin haberimize döneceğiz. Son dönemde tabii temettü ödemeleriyle ve temettü verimliliğiyle öne çıkan çok şirket oldu. Önümüzdeki süreçte de yine şirketlerin yatırımcılarına ciddi miktarda temettü ödemesi bekleniyor. Rakamların detaylarına haberde bakalım. Borsa İstanbul'da temettü ödemeleri piyasaya can suyu olacak. Türkiye ekonomisinin %11 ile son 10 yılın en hızlı büyümesine imza attığı 2021'de şirketlerin kârı da katlandı. BIST yüz endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı geçen yıl 2020'ye göre %143 artarak 98 milyar lirayı aştı, temettü ödemeleri başladı.
Önümüzdeki süreçte bu temettü ödemeleri devam edecek birçok şirket tarafından. Bu hafta yoğun bir takvim var. Önümüzdeki haftalarda da genel kurullar gerçekleştikçe temettü ödemelerinin özellikle Nisan ayında sıklaşması bekleniyor. Bu yıl çok fazla temettü göreceğiz. Önümüzdeki hafta tamamlanacak ödeme döneminde 20 şirket toplam 41,5 milyar lira temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemenin 12,5 milyar lirası borsadaki ortaklara yapılacak. 2021'de 15,5 milyar lirayla kar rekoru kıran Ereğli dün temettü ödemesini yaptı. Bunun 7,4 milyar lirası halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılara gerçekleştirildi. Ayrıca İstemir, Tofaş ve Efem Piston'da temettü ödemesi yaptı. Bu hafta ise toplam 8 şirket yatırımcılara 9,6 milyar lira temettü ödemesi yapacak. Önümüzdeki hafta 12 şirket toplamda 8,7 milyar lira, borsadaki ortaklara 3 milyar lira temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şimdi küresel borsalardaki duruma da bakalım. Asya'da bugün itibariyle baktığımızda Hindistan hariç yükseliş vardı diyebiliriz. Sadece Hindistan'ın Sensex endeksi düştü. Avrupa'ya gelecek olursak bugün düşüş vardı Avrupa'da. Özellikle de Madrid'de IBEX, Paris'te CAC 40, Frankfurt'ta DAX %1'i aşan kayıplarıyla dikkat çekti. ABD'de de şu an satışlar var. Piyasa son günlerde Fed cephesinden gelen 50 bas puan faiz artışına ilişkin sinyaller ve yüksek enflasyonu odak noktasına aldı. Özellikle son günlerde petrol fiyatları da yeniden yukarı gitmeye başladı ve enflasyon endişelerini arttırdı. Enflasyon beklentilerini yükseltti. Piyasalar şu an özellikle hisse senedi tarafında hem Fed'in 50 bas puan olabilecek bir faiz artışını, ki ilk faiz kararı 4 Mayıs'ta gelecek, hem de petrol fiyatları vasıtasıyla yükselen enflasyonu fiyatlamaya çalışıyor, ki bugün de İngiltere'de enflasyon açıklandı. Şubat ayında yıllık enflasyon %6,2 oldu ve enflasyonun açıklandığı günde Londra'da FTSE 100 endeksinin %0,26 düştüğünü izledik. Şimdi İngiltere'deki enflasyon rakamlarına bakalım. İngiltere'de enflasyon Şubat ayında 30 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi ANS fiyat artışlarına ilişkin Şubat ayı verilerini açıkladı. Ülkede tüketici fiyat endeksi Şubat'ta önceki yılın aynı ayına göre %6,2 yükselerek Mart 1992'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ocak'ta yıllık artışı %5,5 olan TÜFE ilişkin piyasa beklentisi Şubat'ta %5,9 yükselmesi yönündeydi. ANS başta enerji ürünleri olmak üzere giyim gibi çeşitli tüketim malları ve hizmetlerinden gelen fiyat baskısının enflasyondaki artışa katkıda bulunduğunu belirtti. Çok hızlı bir artış var emtia fiyatlarında. Özellikle enerji fiyatlarında, işte petrol, doğalgaz fiyatlarında çok yüksek artışlar söz konusu. Bunlar da ciddi bir maliyet artışına sebebiyet veriyor, ki bu da o enflasyonu direkt olarak etkilediğini söyleyebiliriz. Tabii ki ekonomi tarafında bir yavaşlamaya da bu sebebiyet verebilir. Bu da ayrı bir risk konusu Avrupa bölgesi açısından. Ülkede enflasyon aylık bazda ise %0,8'de 2009'dan beri en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyonun %6'nın üzerine çıkması, İngiltere Merkez Bankası'nın yükselen enflasyonu frenlemek için politika faizini daha da artırabileceğine ilişkin beklentileri de artırdı. İngiltere Merkez Bankası yüksek enflasyon nedeniyle 17 Mart'ta politika faizini 25 baz puan artırarak %0,75'e çıkarmıştı. Geçtiğimiz gün Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere Fed üyelerinden gelen biraz daha şahin tonda mesajları takip ettik ve genel çerçevede tahvillerin değer kaybettiği günleri geride bırakıyoruz. Fakat bugün şu an için biraz daha sakin fiyatlama. ABD 10 yıllık faizi %2,32 düzeyinde, dün %2,38'de günü noktalamıştı. Bugün sınırlı bir düşüş var. Yani tahvilin bugün sınırlı da olsa değer kazandığını söyleyebiliriz. Altın tarafına bakalım. Altın onstaki hareketler açısından da yeniden Fed'den gelen sözlü yönlendirmeler öne çıkmaya başladı. An itibariyle baktığımızda altının ons fiyatının 1939 dolarda olduğunu görüyoruz. Yukarı gitmekte de zorlanan ama her aşağı geldiğinde de yeniden alımlarla karşılaşan bir görüntüsü var altının. 1939 dolardayız an itibariyle. Brent petrol cephesine gelecek olursak yükseliş hakim. 118 doların üzerindeyiz Brent petrol cephesinde. Doğalgaza da bakalım. Doğalgaz fiyatında da bugün yükseliş var. Yine enerji maliyetlerinin yukarı geldiği bir gün oldu. %0,46 yukarıda doğalgaz
fiyatı. Bu arada Rusya cephesinden de önemli bir hamle geldi ki bu hamle hem rubleye değer kazandırdı hem de enerji maliyetlerinde bugün de bir artışa yol açtı. Rusya lideri Putin Avrupa ve ABD'yi dost olmayan ülkeler olarak nitelendirirken bu ülkelere, bu bölgelere yapılacak petrol satışlarının, enerji ihracatının ruble karşılığında yapılacağını açıkladı. Detaylarını izleyelim. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz. Rusya lideri Putin, Batı'nın yaptırımlarına ilişkin konuştu. ABD ve AB ile yapılan ticarette ödemeyi dolar ve euro ile almanın artık mantıklı olmadığını söyledi. Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve euro cinsinden yükümlülüklerinin yerine getirilemeyeceğini biliyor. Rusya lideri Putin, gaz sevkiyatında herhangi bir değişikliğin olmayacağını vurguladı. Kontratlara göre adım atıyoruz dedi. Putin bir kez daha yaptırım uygulayan ülkeler için dost olmayan tanımını kullandı ve bu ülkelere doğal gazı ruble olarak satacaklarını duyurdu. Buradan Merkez Bankası ve Gazprom yöneticilerine sesleniyorum. Gerekli hazırlıkları yapmalarını istiyorum. Yaptırımlarla büyük düşüş yaşayan Rus rublesi bu açıklamadan sonra değer kazanmaya başladı. Yaklaşık bir aydır kapalı olan Rus borsası da işlemlere başlıyor. Sadece 33 hisse senedinde işlemler yapılabilecek. Almanya şansölyesi Olaf Scholz'un da gündeminde Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı vardı. Gazdaki bağımlılığımızı mümkün olduğu kadar çabuk bitirmek istiyoruz. Fakat bunu bir günde yapmanın ülke ekonomilerine çok büyük zararları olacaktır. Yaptırımlar Rusya'dan daha çok Avrupa'ya zarar vermemeli. Scholz konuşmasında bir kez daha NATO'nun savaşa taraf olamayacağını da vurguladı. Şimdi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden öne çıkan bazı gelişmelere bakacağız. Malum temettü dönemi içerisindeyiz ve şirketler hem yönetim kurulları temettü tekliflerini açıklıyor hem de olağan genel kurul toplantılarında bu teklifler oylanıyor. Arçelik'in de genel kurul toplantısında yönetim kurulunun teklif ettiği hisse başı 2 lira 21 kuruşluk temettü ödemesi onaylandı. Vergi sonrasıysa yani stopaj sonrasıysa yatırımcı hesaplarına yaklaşık 1 lira 99 kuruşluk kar payı geçecek. Bu arada ödeme tarihi de 28 Mart. 28 Mart'ta Arçelik yatırımcılarına hisse başı vergi sonrası net yaklaşık 2 liralık bir temettü ödemesi söz konusu olacak. Arçelik bugün nasıl bir fiyatla günü noktaladı bakalım. 57 lira 50 kuruştu bugün hisse fiyatı kapanışta. %2.38'lik düşüş söz konusu oldu. Dün 59 liraya yaklaşmıştı hisse fiyatı Arçelik'in. Fakat bugün borsadaki genel hareketle de beraber bir düşüş söz konusu oldu. Ege Gübre Sanayi Şirketi'nde ise yönetim kurulu genel kurulun onayına sunmak üzere hisse başı brüt 3 liralık temettü teklifini açıkladı. Genel kurul onayına sunulacak tabii bu rakam. Genel kurul da onay verirse aynı Arçelik tarafında olduğu gibi hisse başı brüt 3 lira, vergi sonrası ise net olarak 2 lira 70 kuruşluk bir kar payı ödemesi olacak Ege Gübre'nin. Bugün son kapanışına baktığımızda 221 lira 70 kuruş seviyesinde günü noktaladı ve aslında son fiyatıyla baktığımızda temettü verimi çok yüksek sayılmaz. Yaklaşık %1.3'lük bir verimi var şu an Ege Gübre hissesinin. Bugün de günü %1'e yakın değer kazancıyla noktaladı. Son bir ay genel çerçevede yükseliş eğilimiyle geçti diyebiliriz. Bera Holding tarafında da yönetim kurulu temettü teklifini açıkladı. Hisse başı brüt 0.10 TL yaklaşık 10 kuruşluk bir temettü teklifi açıkladı yönetim kurulu. Genel kurulun onayına sunulacak. Eğer genel kurulda onaylarsa 1 Temmuz tarihinde hisse başı brüt 10 kuruş. Vergi sonrası ise yaklaşık 9 kuruşluk bir temettü ödemesi var Bera Holding'in. Bugün günü 10 lira 21 kuruşta noktaladı. %0.87'lik düşüş vardı hisse senedinde ve bu açıklanan temettünün son kapanış fiyatına oranı yaklaşık %0.98. Yani yaklaşık kabaca %1'lik bir temettü verimi var şu an Bera Holding hisse senedinin. Kontrolmatik tarafında ise Girişim Elektrik tarafında ise bir ihale açıklaması söz konusu oldu. Çoruh Elektrik Dağıtım
şirketi tarafından yapılan bir ihalede en iyi teklifi verdiğini açıkladı Girişim Elektrik. Teklif edilen tutar ise 604 bin Amerikan doları olmuş. Ve son tabii dolar kuruyla TL'ye çevirdiğimizde bu teklif edilen tutar yaklaşık 9 milyon TL seviyesine tekabül ediyor diyelim ve Girişim Elektrik'in hisse grafiğine bakalım. Bugün %0.76'lık düşüş vardı. Mart ayının başından beri de zayıf bir performansı var diyebiliriz. 19 liranın üzerindeydi ama an itibariyle son günlerdeki kayıplarıyla baktığımızda 18 lira 27 kuruşa kadar geldiğini görüyoruz. Aydem, Kontrolmatik teknoloji tarafında ise yeni bir sipariş söz konusu. Kontrolmatik, Özbekistan'daki bir doğalgaz kombine çevrim santraline yönelik proje kapsamında 2 milyon 350 bin dolar tutarında sipariş aldığını açıkladı. Tabii ki şirketin hasılatı açısından iyi bir gelişme diyebiliriz. Peki hisse grafiği nasıl, bakalım? %3.28 bugün değer kazandı. 145 lirada görüyoruz hisse fiyatını. Son haftalarda ciddi bir yükseliş eğilimi var Kontrolmatik'te. Bir tırmanış var. 109 liradan 145 liraya geldi hisse senedi. Özellikle de bu hafta başı itibariyle de hareketin hızlandığını görüyoruz. Son 3 işlem günü itibariyle hareket hızlandı. Bugün de günü yükselişle noktaladı. Son olarak Aydem Enerji'nin hisse geri alımına bakalım. Şirket 14 Şubat'taki yönetim kurulu kararıyla pay geri alım programına başlamıştı ve o tarihten beri ara ara piyasadan hisse geri alımı yapıyor. Son olarak da bugün ortalama 7.69 fiyatından toplam 500 bin adet hissesini geri almış Aydem Enerji. Tabii şirketin hisse geri alımı yaptığı günde bugün %0.39 gerilediğini görüyoruz. 7.69 seviyesinde günü noktaladı. Şirketin de bu 500 bin adet hisseyi geri aldığı ortalama fiyat neredeyse kapanış fiyatı seviyesinde diyelim ve bu bölümü noktalayalım. Diğer şirket haberleri var, onları da izleyelim. Türk Hava Yolları Teknik 2021 yılına ait finansal raporlarını açıkladı. Buna göre şirket 2021 yılında bir önceki yıla oranla %15,7 büyüme sağlayarak 1 milyar 34 milyon dolar gelir elde etti ve pazar payını %1,6'ya çıkardı. Turkcell Dijital İş Servisleri gelirlerini 3 yılda %29 artışla 2.3 milyar liraya yükseltti. Uygulama bugüne kadar 4.5 milyar lira kontrat değerine sahip 7000'den fazla projeye imza attı. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özatar, Dijital İş Servisleri şirketiyle bugüne kadar 1500'den fazla şirketin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarını kaydetti. Tokat Havalimanı yeni terminal binasında kullanılacak 12 adet Aselsan Arın X-ray bagaj kontrol cihazı teslim edildi. Tokat Havalimanı yeni terminal binasının kısa süre içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor. Royal Brunei Hava Yolları Hitit bilgisayarın Crane yazılım çözümlerini kullanmaya başladı. Hitit'in Royal Brunei'ye sunduğu çözümler arasında rezervasyon ve biletleme, çevrim içi ve mobil rezervasyon, check-in ve mobil uygulama bulunuyor. Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzay aracı Starship'in ilk yörüngesel uçuşunu Mayıs'ta gerçekleştireceğini öngörüyor. Starship'in ilk denemesi Mayıs 2021'de yapılmış, 10 kilometreye çıkan dev roket, sağlam ve dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirebilmişti. Evet, şimdi özellikle ekonomik gelişmelere yönelik bir yorum alacağız. TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan bizlerle. İyi akşamlar Enver Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Kuru korumalı mevduattaki son gelişmelerle başlayalım isterseniz. Çünkü aradan 3 ay geçti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bu finansal araç devreye alınmıştı ve 3 aylık vade sonunda ilk dönüşler yapılmaya başlandı. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu konuda bir açıklama yaptı. Sizce bu 3 aylık süre zarfında dolarizasyonu ne kadar önledi bu araç? Şu ana kadarki izlenimleriniz nasıl? Evet, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuyla alakalı açıklama yaptı. Buna göre döviz korumalı banka hesaplarında 590 milyar lira büyüklük aşılmış durumda. Tabii merak edilen konulardan biri de bunun alt kırılımının nasıl olduğuydu. Çünkü hani BDDK ilk periyodik veri açıkladığında
ne kadarı hazine ürünü, ne kadarı Merkez Bankası ürünü bunu göstermişti. Ama bundan sonrasındaki açıklamalarda bu alt kırılım yayınlanmıyordu. Şimdi tabii ne kadar fark hazine tarafından üstleniliyor, ne kadar fark Merkez Bankası tarafından üstleniliyor, bu önemli. Hani burada ele aldığımız zaman hani yaklaşık olarak %54-55 gibi bir tutar Merkez Bankası üzerinde, yani dövizden çevrilen hesap şeklinde. Bu da 20 Aralık'tan beri olan kur hareketi ve bugünkü kur seviyesindeki dönemsel getiri farkını ortaya koyduğumuz zaman aşağı yukarı hazine tarafında 12 milyar 13 milyar TL gibi bir maliyet yüklenimi şu aşamada hesaplıyoruz. Şimdi tabii sistemin kendi kendisini devam ettirebilmesi açısından girişlerin devam etmesi ve kur istikrarının da sağlanması lazım. Yani kur istikrarını sağlamaya yardımcı olması lazım, daha doğrusu KKM ürününün. Çünkü malum aslında hani bedava bir opsiyon sunan bir ürün var ortada. Hani döviz getirisi TL faizini aştığı takdirde bunun garanti edildiği, aradaki farkın garanti edildiği bir ürün söz konusu ve döviz zaten o tutarda yükselmediği zaman TL faizini garanti getiri olarak sunan bir ürün bu. Şimdi tabii biz para politikasını kullanmıyoruz fiyat istikrarı, kur istikrarı sağlama noktasında. Yani Merkez Bankası o faiz arttırım perspektifini bırakalı çok oldu ve politika faizinin de yani enflasyondan kopuk seviyelerini düşündüğümüz zaman bu TL bazlı ürünlere yatırımı teşvik edecek yan önlemler, ürünler nezdindeki cazibenin de devam ettirilmesi konusunda ihtiyaca göre, talebe göre yine esasların belirlendiğini görüyoruz. İşte en son bu resmi gazetede yayınlanan süre esasının kaldırılması DTH'tan çevrimde, YUVAM hesabından yabancıların da yararlanabilecek olması gibi esaslar. Hani ilerleyen dönemde ne olabilir? Belki faiz oranlarında bir cazibe unsuru, hani üst sınırın arttırılması gibi bir şey olabilir veya vade süreleri aşağıya doğru çekebilir. Yani temel unsur burada KKM'nin sürdürülebilmesi ve kendi kendini finanse edebilen, kendi kendini devam ettirebilen bir ürün olması noktasında yatıyor. Ama tabii burada özellikle ulaşılan büyüklük çerçevesinde de dikkat edilmesi gereken unsur ve bence istenmeyen, arzu edilmeyen unsur tabii ki kurun ileriye dönük beklentilerinde yukarıya doğru hareket isteği olacaktır. Ki şu an hani savaş riskleri olduğunu düşünecek olursak, önemli merkez bankalarının faiz arttırmakta olduğunu düşünecek olursak, hani içsel olmasa bile dışsal olarak böyle bir riskin olduğundan bahsetmek lazım. Haliyle bu vade çevrimleri önemli. Vade çevrimlerinde paranın tekrar KKM'de kalması, KKM'ye yatırma, TL bazlı ürünlere yatırma yönlenmeye devam etmesi lazım. Bu vadeden dönecek parayla tekrardan döviz alınmasının istenmemesi lazım Moody's tarafından. Ama ben belli bir miktar girişlerde yavaşlama olacağını düşünüyorum. En azından tüzel tarafta olacaktır. Neden? Çünkü doğal döviz ihtiyacı var. Hani piyasadan mal almak, döviz borcu ödemek vesaire şeklinde belli bir miktar şirketlerin döviz bulundurması zaten hani operasyon olarak aktif pasif yönetimi açısından gerekli olan bir durum. Dolayısıyla orada ben ilerleyen dönemde açıkçası biraz yeni girişler hani belki olabilir yeni düzenlemelere göre. Tüzel taraftan bu düzenlemelere daha fazla geri dönüş geliyor. Yani vergi muafiyeti vesaire de çok pozitif oldu bu konuda. Ama belli bir miktar ben yavaşlayacağını yeni girişlerin düşünüyorum. Bu arada son günlerde bu TL'yi özendirme adımları kapsamında geliştirilen araçlara yönelik de bazı güncellemeler var. Yeni düzenlemeleri izliyoruz. Dün Merkez Bankası YUVAM hesabının kapsamını yabancı gerçek ve tüzel kişilerin de yararlanabileceği şeklinde değiştirdi. Yine son güncellemeye baktığımızda bu kur korumalı mevduat sahiplerine yapılan döviz satışında uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi de kaldırılmış oldu. %0'a çekildi. Daha önce 2%'ydi. Bu iki teknik ayarlama neyin amacı olabilir bu ayarlamalarda? Sizce bu araçlara talebi nasıl etkileyebilir bu son düzenlemeler? Şimdi yani 20 Aralık tarihinden beri sürekli olarak bazı esas değişiklikleri oldu bu ürün üzerinde.
Bunlar tabii ki hani KKM'nin yeni birikim elde etmesine yönelik ihtiyaç ve taleplerden kaynaklanıyor. Ve tabii şu an hani bir para politikası ikamesi gibi kullanıldığını düşünecek olursak KKM'nin bunun özellikle kamu maliyesine yüklememesi bağlamında kur istikrarını sağlayabilir bir konumda olması önemli. Dolayısıyla hani kapsam genişletmeler burada olması çok muhtemel. Bundan sonraki süreçte de olabilir. Yani bu son iki uygulamada neler var? İşte bu TL mevduatların bu DTH'dan dönüşümlerine ilişkin olarak, bu dolar, euro, sterlin DTH'lardan dönüşümlerine ilişkin olarak tarih sınırı kalkmış durumda ve yine bu TCMB ürünü YUVAM hesabının bu yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik, artık yabancılara yönelik de geliştirilmesi var. Hani yabancılar açısından da tabii hani TL bazlı ürün ya da Türk varlığı vesaire gibi noktalar, hani direkt TL yatırımı yapmak ya da bunun yerine Eurobond alamaz mı vesaire, hani bunlar elbette düşünülebilir. Malum hani yurt dışında, hani Avrupa için düşünün mesela, orada hani döviz bazlı faizler, yabancı para cinsinden faizler çok düşük. Yani enflasyonun çok çok altında malum, hatta negatif seviyelerde. Burada bir TL faizi alma imkanı var ama tabii döviz getirisi vesaireyle bunu eşlediğiniz zaman hani onun da başa baş noktasında olması için TL'nin sürekli değer kaybeden bir zeminde olmaması gerekiyor. Yani orada öyle bir nokta var ki hani dönüşümde tekrardan hani o TL faiziyle dövize dönebilsin, çevrim yapabilsin gibi bir imkanı olsun. Ama burada temel hani ürünün sürdürülebilirliği konusu tamamen kur istikrarına katkıda bulunmasıyla alakalı ve kur istikrarına eğer ki bu ürün katkıda bulunacaksa buna sürekli girişi destekleyecek ve cazip kılmaya devam edecek adımların atılması gerekiyor. Bu bugüne kadar yapılmış düzenlemeleri ve bu en son düzenlemeleri, hatta bundan sonra yapılacak düzenlemeleri de bu zeminde okumak gerekli tabii. Bu arada bugün tüketici güven endeksi de açıklandı ve Mart ayında artış kaydettiğini görüyoruz. %1.9'luk yükselişle 72.5 olmuş. Tüketici güveninin seyri genel ekonomik aktivite açısından ne kadar önemli? Yeni modelde özellikle dış talep katkısıyla büyüme hedefleniyor, ihracatla büyüme hedefleniyor ama iç talebin büyüme performansı açısından ne gibi bir önemi var? Tüketici güvenini nasıl okumak lazım ekonomik gidişat açısından? Şimdi Mart 2022 önemli bir kırılma. Yani aynı Mart 2020 nasıl Covid salgını açısından çok önemli bir kırılmaysa, bu Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları anlamında da Mart 2022 aynı şekilde bir ekonomik kırılma. Çünkü bu emtia fiyatlarından kaynaklı, petrol fiyatlarından kaynaklı yansıyacak, tüketici fiyatlarına yansıyacak olan olgunun bir enflasyon ısındırması yaşatacağı aşikar. Şimdi tabii mevcut ekonomik durum enflasyon ekseninde kötüleşme eğiliminde ama hani tüketim eğilimlerindeki artış Mart ayında hani endekse nasıl pozitif şekilde yansımış olabilir diye düşünüyorum. Hani fiyatların ilerleyen dönemde daha da yükseleceği beklentisinden kaynaklanabilir. Buna bağlı olarak bazı isteğe bağlı tüketimler öne alınmıştır. Ancak şimdi tabii hani Rusya-Ukrayna savaşından sonra oluşan bir hava var. Başta akaryakıt olmak üzere birçok son ürün fiyatına yansıyan ve yansımaya devam edecek olan etkenler var. Dolayısıyla muhtemelen burada bir zam etkisinden kaçınmak adına bazı tüketici harcamaları öne alınmış, öne çekilmiş bir talep var. İlerleyen dönem hani isteğe bağlı harcamaların eğilimini yavaşlatabilir. Belki hani tabii lokal enflasyondan dolayı da hani alım gücündeki azalma kaynaklı olarak otomobil dayanıklı tüketim malı talepleri azalabilir. İlerleyen dönemde böyle bir momentum görebiliriz. Bir de tabii ki hani küresel ekonomik koşullar, biz malum hani yeni ekonomi perspektifinde cari fazla vermeye yönelik, ihracat arttırmaya yönelik bir yaklaşım benimsedik ama bu turizm gelirlerinin azalması kaynaklı olarak, ithalat fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak cari fazla verme hedefimizi sağlamak çok mümkün gözükmüyor bu sene noktasında bakıldığı zaman. Dolayısıyla ekonomiden de bir net döviz çıkışı olacağı
cari işlemler açığı üzerinden ortada görünmekte. Biraz da tabii muhtemelen yine malum koşullardan dolayı net ihracat katkısının azalması vesaire gibi durumlarda da karşılaşabiliriz. Ama hani burada nasıl bir küresel ekonomik kırılma, bu tedarik zincirlerindeki kırılmaya ilave savaş koşulları vesaire eklendi. Emtia, enerji, enflasyonu durumları, belki bir küresel ekonomik yavaşlama durumu getirme noktasında bunun ilerleyen aylarda da bizim ekonomik göstergelerimizde de bazı yansımaları olacaktır. Diğer yandan Rusya-Ukrayna savaşı ve buna ilişkin gündemi de tabii hemen her gün takip ediyoruz. Ve son dönemde Rusya'dan çıkan ciddi de bir yabancı sermaye var Batı dünyasına ilişkin. Bu noktada tabii bu savaşla beraber bu çıkan sermayenin alternatif durakları neresi olabilir? O açıdan Türkiye'ye ilişkin bazı fırsatlar olabilir mi? En azından doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak bu da merak ediliyor ki son dönemde Türkiye'nin de Batı dünyasıyla diplomatik temasları var. Batı dünyası ve NATO ile ilişkilerin biraz daha güçlü bir çerçevede geliştiğine yönelik sinyaller var. O açıdan baktığımızda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artabileceği bir konjonktür olabilir mi fırsat açısından? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi konjonktür açısından olabilir. Tabii belli bizim avantajlarımız var bu konuda bir defa. Önemli bir ikame pazarı Türkiye bakıldığı zaman. Artı olarak tabii burada yabancı doğrudan yatırımlara yönelik olarak uygulanacak devlet sübvansiyonları, vergi avantajı, kira avantajı vesaire gibi durumlar aslında bizim normalde de yatırımları teşvik etme amaçlı olarak kullandığımız araçlar ve genel olarak hani Türkiye'nin de serbest piyasa ekonomisine olan bağlılığı bu noktada yabancılar açısından aslında uygun bir pazar olmasına olanak sağlıyor. Ama elbette biraz ekonomik instabilite var şu aşamada bakıldığı zaman. Biraz öngörülemezlik var. Gerek hani uygulanan politikaların sonuçlarının beklenmesi, gerekse de küresel ekonomik dalgalanmalar vesaire gibi etmenler var. Biraz da tabii ki sermaye hareketleri noktasında ters rüzgardan etkilenebileceğimiz Fed'in faiz artışları vesaire gibi ortamlar var. Bir de tabii jeopolitik kriz coğrafyasına da çok yakın bir noktadayız. Orada bizim gerek Rusya kampıyla gerekse de NATO-Amerika kampıyla olan ilişkileri çok önemli ölçüde dengelememiz lazım. Çünkü iki tarafla da aslında ticari olarak çok entegre bir noktadayız. Olaya sadece siyasi olarak bakmamak lazım. Hani Batı kaynaklı sermaye noktasında hani o yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan çıkan yatırımların Türkiye'ye yönlenmesi olabilir mi? Belli derecede olabilir. Ama burada Rusya'nın mesela dış ülkelerdeki yatırımlarının veya birikimlerinin ya da bloke olabilecek paralarının Türkiye'ye yönlenmesi gibi bir durum yaptırımlar nedeniyle, yani Türkiye'nin bir üçüncü ülke olarak özellikle bu ekonomik dengeler noktasında malum biraz Rusya ile olan ilişkiler konusunda bazı ülkeler çekingen davranıyor. Yaptırım veya düzenleyici kuruluşların, Amerikan düzenleyici kuruluşlarının cezalarına maruz kalmamak adına. Dolayısıyla Batı kaynaklı olabilir ama Rus kaynaklı sermaye noktasında Türkiye açısından ben önemli miktarı bu yaptırım engeli dolayısıyla bir fırsat görmüyorum. Batı tarafında elbette olabilir. O fırsat her zaman aslında Türkiye'nin piyasa duruşu itibariyle ve coğrafi stratejik konumu itibariyle var. Özellikle son günlerde Fed tarafından gelen açıklamalar da Mayıs ayındaki toplantıda 50 bas puanlık bir faiz artışı olasılıklarını iyiden iyiye güçlendirmiş oldu. Başta Powell olmak üzere yapılan açıklamalar biraz şahin tonda algılandı son günlerde. Acaba gerçekten 4 Mayıs'ta Fed bir 50 bas puan arttırabilir mi? Ya da yılın kalan 6 toplantısında birden 25 bas puanın üzerinde arttırımlar görebilir miyiz? Sizce bu hafta aldığımız mesajlar Fed açısından nasıl bir resim ortaya çıkarıyor? Şimdi Fed tabii aslında ekonomiye güvendiğini FOMC toplantısında ortaya konan, hani yılın geri kalanında da 6 faiz artışı olabilir projeksiyonuyla bir anlamda salmış oldu aslında. Powell'da 50 bas puan faiz artışı olasılığını tekrardan masaya getirdi. Yani Fed kalan toplantılarda faiz oranlarını arttırmaya devam edecek.
Bunların bir veya iki tanesinin 50 bas puan olma ihtimali var ki Fed 2000 yılından beri 50 bas puan faiz arttırmadı. Şimdi tabii burada bir enflasyon konusunda geç kalınmışlıktan da etkilenme durumu olabilir. Çünkü enflasyonun seviyesine baktığınız zaman yani Amerikan reel faizleri halen çok düşük, negatif seviyelerde ve enflasyonu aslında dindirecek noktada değil. Hani tedarik zincirlerinin normale dönmesine güvendi mesela Fed geçen yıl açıklamalarında. Ama tedarik zincirlerinin normale dönmesi yolunda şu anda elde makro bir veri yok ve bu yönde bir belirti de yok. Artı olarak bu Rusya'dan kaynaklı durum da ek bir kırılmaya neden olduğundan dolayı şimdi enflasyon muhtemelen çift taneye doğru gidecek ilerleyen aylarda. Haliyle Fed'in elbette bu petrol açığına para politikasıyla müdahale etme şansı yok ama enflasyondan gelen fiyatlama davranışları bozukluğu ve tüketici davranışlarında talep dalgalanmaları noktasına Fed'in çekebileceği bazı setler var. Ve Fed bunu muhtemelen biraz daha hızlı hareket ederek hatta Mayıs ayından sonra bilanço azaltımı noktasında da bir combo etkisiyle devam ettirerek bunu sürdürmek isteyecektir düşüncesindeyim. Ki aslında hani Rusya krizi olmasaydı da 50 bas puan faiz artışı olacaktı. Yani orada biraz resim flulaştığından dolayı Fed bir 25 bas puanla başlamayı tercih etti noktasında. Daha hızlı hareket etme gerekliliğini ve isteğini bu noktada görüyoruz. Kısa vadede enflasyon oldukça yüksek kalacak ve Fed bunu bir anlamda aslında deklare etmiş durumda, kabul etmiş durumda ki ekonomik projeksiyonlara baktığımızda da hani 2024'te bile Fed'in enflasyonunun, Amerika'nın enflasyonunun %2 hedefin üzerinde kalacağının ortaya konduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla Fed bu anlamda reel faizleri yükseltme yolunda politika faizini daha hızlı arttırma yolunu muhtemelen seçecek görünüyor. Son dönemde tartışılan meselelerden biri de resesyon olasılıkları aslında. Özellikle ABD tahvil piyasasında getiri eğrisinin yataylaştığı görülüyor. 10 yıllık, 2 yıllık faiz farkı sıfıra yaklaşıyor. Tabii bu gerçekten bir resesyon sinyali olabilir mi? Fed Başkanı Powell son yaptığı açıklamada resesyon olasılıkları çok yüksek değil dedi. Bir iyimserlik var bu konuda ama tahvil piyasası farklı bir senaryo mu fiyatlıyor acaba? Şimdi Merkez Bankası ekonomide yumuşak bir iniş planlıyor normalde. Yani Fed'in büyüme tahminlerini düşürdüğü seviyelerden ben bunu anlıyorum. Getiri eğrisindeki durum resesyon korkularını ortaya seriyor yalnız. Yani kısa vadeli faizler uzun vadeli faizlere bir aylık yaklaşmış durumda. Şimdi normal getiri eğrisinde kısa vadeli faiz oranları uzun vadeli taraftan daha küçüktür ve eğrinin eğimi yukarı doğrudur. Ama hani tahvil yatırımcıları burada uzun vadeli görüşlerini yansıtan 10 yıllık hazine tahvilinin getirisini daha düşük seviyede tutar ve kısa vadeli tarafı daha fazla yukarıya doğru hareketlendirirse bu bir anlamda da aslında mevcut oranların FOMC tarafından mevcut oranlara, gelecekteki oranlara göre yukarı çekecek olan agresif para politikası sıkılaştırmasının bir yansıması olacak ve bu ekonomik aktivitede gelecekte bir düşüş olasılığını arttıracak. Buna yönelik beklentiyi yansıtacak. Dolayısıyla getiri eğrisindeki bu tür hareketler daha yüksek bir gelecekteki durgunluk olasılığıyla ilişkilendirilebilir. Daha önceki mesela ekonomik resesyon dönemlerine bakıldığı zaman 1970 yılından itibaren mesela bunun içerisinde tabii ki 90'ların başındaki durumu koyabiliriz, 2008'deki global finansal krizi koyabiliriz, 2020'deki Covid krizini koyabiliriz. Bunun 12 ila 15 ay öncesinde bir getiri eğrisi yavaşlamasının olduğunu, yataylaşmasının olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi benzer noktada o 2-10 yıllık spread'i veya 3 aylık ila 5 yıllık spread'i gibi göstergelere bakıldığı zaman bu gibi eşiklere yaklaşıldığından dolayı ilerleyen dönem hani 1 veya 2 yıllık bir süre içerisinde bir resesyon olgusu, hatta şu an bunun içerisinde yüksek enflasyon olduğundan dolayı stagflasyon kavramını piyasaların bununla ilişkilendirmesi, bundan endişe duyması ve tahvil yatırımcılarının da bunu pozisyonlarına yansıtması normal bir durum.
Dolayısıyla öyle bir endişe şu an spreadlerden gördüğüm kadarıyla var. Tabii bu stagflasyon olasılıkları da gündemde dediğiniz gibi. Lagarde da buna ilişkin henüz stagflasyon olasılığı yüksek değil dedi ama yükselen bu enerji maliyetleri Avrupa tarafını nasıl etkiler? Rusya'dan ciddi bir enerji ithalatı var Avrupa Birliği ülkelerinin ve şimdi bu savaşla beraber bir negatif arz şoku oluşma olasılıkları nasıl Avrupa ekonomisi için ve ECB bu yıl faiz arttırabilir mi bu son ortama baktığınızda? Sadece enflasyona baktığınızda faiz arttırmak zorunda. Sadece büyümeye baktığınız zaman ise hiçbir şekilde faiz arttırmaması gerekiyor. Yani çok karmaşık bir noktada ve hani %40'ın üzerinde bir Rus enerjisi bağımlılığı olduğunu da düşünecek olursak ve şu anki endüstrinin hızını devam ettirmek noktasında da Rus fosil yakıt kaynaklarına güvenmek zorunda olduğunu düşünecek olursak olay çok komplike bir hale geliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın politika belirlemesi noktasında. O yüzden ECB'nin son açıklaması biraz arada kaldı. Bu son faiz oranı toplantısındaki açıklaması biraz arada kaldı. Ve hani varlık alımlarını azaltmaya devam etmek, belki yılın sonuna bir faiz arttırımı yetiştirmek noktasında hani direkt ekonomik kriz potansiyeli içerisinde olmalarına rağmen öyle bir ihtimali masada tutmak zorunda kaldılar. Artı bu iş sadece enerji enflasyonuyla olmuyor. Gıda enflasyonu var işin içerisinde. Yine Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine olan göçün muhtemelen hani arttıracağı barınma, yiyecek ihtiyacı ve talep dalgalanmaları neticesinde yaratacağı etkiler var ve iş gücü piyasasında ciddi bir rekabet olacak. Ukrayna'dan gelen eğitimli iş gücü itibariyle reel ücretler bundan olumsuz etkilenecek. Bu enflasyon ortamında da hane halklarının yoksullaşması anlamına gelecek bir durum. Dolayısıyla Avrupa çok zorlu bir karmaşık dönem içerisinden geçiyor. Mümkün mertebe tabii ekonomik dengeleri gözeterek siyasi anlamda da bu ekonomik dengelere zarar vermemek adına direkt Rusya enerji yaptırımlarından kaçılmak yönünde bir hareket belirleyeceğini düşünüyorum. Yani şu an geleneksel boru hatlarından sağlanan Rus enerjisini devam ettirmek zorunda. Ama orada da malum pahalılaşıyor enerji ve enerjinin pahalılaşması da tabii enflasyon olarak geri dönüş yapıyor. Son olarak şunu da konuşalım. Rusya özellikle Avrupa Birliği ve ABD'ye yaptığı enerji ihracatını, doğalgaz satışını Rus rublesi karşılığında yapmaya karar verdi. Bu ruble karşılığı satış anlaşması ya da bu haber diyelim nasıl etkiler piyasayı ve ekonomileri? Olası etkileri nasıl olabilir sizce? Şimdi tabii burada Rusya'nın hani düşman ülkeler diyelim yani karşı kampa yönelik olarak hani ruble bazında satma kararı bu daha önce bu tahvil ödemelerini de yine hani dolar ödemelerini kabul etmezseniz hani ruble cinsinden öderiz şeklinde bir düsturu vardı. Şimdi tabii savaş sonrası gelen ambargolar var. Rusya ciddi anlamda sermaye kontrolleri getirmiş durumda. Burada mesela hani ilk olarak mesela ne açıklanmıştı? İşte Rus şirketleri hani ihracat gelirlerini hani %80 oranında rubleye çevirmek zorundalar vesaire şeklinde. Hani bunlar tabii aslında bu Putin yönetiminin aldığı kararlarda çok yoğun bir şekilde bir rubleleşme noktasında hareketler olarak görünüyor. Yani Rusya'da çok değişik bir şekilde konumlandırıyor. Bir noktada tabii teknik anlamda çetrefilli şeyleri de var ama burada hani eğer ki zaten Rusya'nın paralize olmuş rezervlerini, döviz kaynaklarını düşünecek olursak yani şu an Avrupa bankalarında bulunan Rusya Merkez Bankası'na ait eurolar aslında şu an Rusya Merkez Bankası'na ait değil ya da Rusya Merkez Bankası'na ait dolarlar şu an Rusya Merkez Bankası'na ait değil. Dolayısıyla orada da rubleyi merkezi bir noktaya getirmek gerekiyor ama tabii ruble bazındaki fiyatlar hani rublenin hareketini, dalgalanma bandını, risklerini vesaire düşünecek olursak orada tabii belli oranda belirsizlik getiriyor. Yani bir anlamda da şu an
hani küresel sistem hani dolardan uzaklaşıyor mu diye düşünecek olursak hani buna da vesile olabilir. Ama mesela bundan önce de bir Suudi Arabistan'ın Çin'e yuan bazlı petrol satma gibi bir haberi vardı mesela. Teşekkür ederiz katkı ve yorumlar için. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, programın sonuna yaklaşırken Varlık Fonu ile ilgili bir gelişmeyi aktaralım. Abu Dhabi Kalkınma Holding ile Varlık Fonu 300 milyon dolarlık bir teknoloji fonu kurmaya karar verdi. Detaylarına bakalım. Türkiye Varlık Fonu ve Abu Dhabi Kalkınma Holding'i Türkiye teknoloji ekosistemini geliştirmek amacıyla 300 milyon dolarlık teknoloji fonu kurulacağını duyurdu. Söz konusu anlaşma, TVF'nin 1 milyar dolarlık Türkiye Teknoloji Fonu'nu kurma hedefinin ilk adımı olma özelliğini taşıyor. Fon, erişimi kolaylaştırma, fonun portföyündeki şirketlerin büyümesini hızlandırma ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sunan sektörlere stratejik ve teknolojik yatırımları artırmayı amaçlıyor. Türkiye Teknoloji Fonu doğrudan yatırımla girişim sermayesi rolünü üstlenecek. Ayrıca teknoloji alanında yatırım yapacak diğer fonların sermaye sağlama ya da sermaye artırımı gibi aşamalarda faydalanacağı yeni bir fon olma özelliği taşıyacak. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu'nun Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin büyümesini hızlandıran referans bir teknoloji fonu olmasını hedeflediklerini bildirdi. Hedefimiz bu yatırımların Türkiye'de önünün açılması ve çarpan etkisinin oluşturulmasını sağlamak. Bu teknoloji yatırımlarının sistemde yaratacağı etkinin de çok daha hacimli olacağına inanıyoruz. Farklı ülkelerden pek çok yatırımcının da Türkiye'ye yatırım yapmasının önü açılmış olacak. Böylelikle analizi noktalıyoruz. Hoşça kalın.